Merhaba arkadaşlar, bilgisayar işinin çimlendirme bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü konumuz ayva, ayva çekirdeğinin nasıl çimleneceğini göstereceğim. Yanımda Berke var, hoş geldin Berke. Hoş bulduk. Berke bana yardım edecek. Şimdi İnşallah. ayvanın çekirdeğini nereden alacağız? Tabii ki de ayvanın içinden alacağız. Hemen bir keseyim. Şimdi bakın direktman açtım. Aynen. Bir tanesi çıktı. Gördüğünüz gibi. Şuraya koyayım. Şu kırılmış. Başka nerede var? Bir tane de burada. İki tane, üç tane çıktı belki ya. Birleşik hem de. Neyse. Aynen şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi. İki tane de burada var. Şimdi bu arkadaşlar soğuk mevsim olduğu için bunları soğuk katlama yapmamız lazım. Soğuk katlamada nerede olur? Buzdolabının alt köşesinde bunları biraz soğukta bekleterek soğuk katlamayı gerçekleştirebiliriz. Ama zaten ayvanın içinde oldukları için soğuk katlamaya gerek yok. Ama dediğim gibi direktman çıkarttığınız zaman bir müddet buzdolabında veya soğuk bir yerde beklemesi lazım bu arkadaşların. Ama meyvenin içinden çıkarttığımız için ben gerek görmüyorum. Şimdi malzemelerimiz bir tane havlu, kağıt. Bu farklı peçeteler de olur, fark etmez. Her zamanki gibi hava geçirmeyen poşet ve biraz da su. Şimdi hemen geçiyorum. Zemini biraz ıslatacağım. Şuradan bir kısım alacağım. Şöyle. Şöyle bir biraz alayım. Şu kadar bir şey bize yeter arkadaşlar. Hemen şurayı ıslatayım. Şöyle koyuyorum. Gördüğünüz gibi bu ıslandı. Şöyle koyalım. Şimdi bu üç arkadaşı da şimdi test yapacağım. Suyun içine batanlar dolu, batmayanlar ise boş olanlar. Şimdi atıyorum. Gördüğünüz gibi hiç Hepsi de havada doluymuş. kalan yok. Demek ki hepsi de dolu. Bunları hemen bir çıkartayım. Bunun kontrolünü yaparsanız daha temkinli gidersiniz. Şimdi bu arkadaşları şöyle düz bir şekilde şuraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi yan yan koyuyoruz. Biraz daha geriye çekebilirim. Aynen. Ve bu işlemden sonra da bunun üstünü kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bu işlem bitti. Ama garanti olması için ben iki kat yapacağım. İki kat yapmamın sebebi ya ilk başta da iki kat yapabilirdim ama zeminin nemli üstün kuru olmasını istiyorum. Ve tekrardan bunu da şöyle bastıracağım. İçinin nemli olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi işlem tamam oldu. Yani bu kadar basit. Zaten ayva biraz zor yetişir arkadaşlar. Yani çimlenme işlemi bayağı uzun olur. Sabırlı olmanız lazım. Sabırlı olmayan arkadaşlar gerçekten bekleyemez ve sonuca varılmaz. Dediğim gibi beklenmesi şart. Öyle hemen olacak bir şey değil. Yaklaşık 6-7 ay beklememiz gerekecek. O yüzden temkinli davranmamız gerekiyor. Şimdi bunu içine koyacağım. Arada bir su verin. 2 haftada bir falan. Ama eğer çok nemli olursa da vermeyin. Şöyle koyacağım. Bunu da koyması acayip zor. Gördüğünüz gibi koydum ve şurayı sıkıyorum. Ve bu arkadaşı da bir kalorifer altına koyabilirsiniz. Işık görmeyen bir yere koyun arkadaşlar. Böylelikle çimlenecektir. Ama dediğim gibi öyle hemen çimlenmiyor bu. Biraz beklemeniz lazım. 6-7 ay kadar.
Ondan sonra saksılama işlemine geçmeniz lazım. Öncelikle olan şey ise soğuk katlamanın olması lazım arkadaşlar. Soğuk katlama kesinlikle olacak. Bunu da buradan söyleyeyim. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.